Bence e, kilit nokta sakin olmak. Evet. E, da, tabii ki daha kaliteliyiz. Çok ciddi bir seyirci avantajı olmasını bekliyorum. Bu da bizim için önemli. Mümkün olduğunca o baskıyı biraz Hakan'dan alabilecek, Hakan'a bu konuda destek verebilecek oyuncu sayısını fazlalaştırmak gerekiyor. Türkiye'nin dikkat etmesi gereken, bir takımız dikkat etmesi gereken şeyler var diyebilir misiniz? Var mı? isimler biraz zor. <laughs> Bugün risk <laughs> alacağız. Manidar bir kare geldi ya. Bakış olarak böyle o çelişkiyi veren bir kare. Bana çekelim, mı, bana, ya. bana mı dedin diyor sonra. <laughs> UEFA Euro 2024 resmi partneri ve Türkiye Futbol Milli Takımları resmi sponsoru Trendyol sunar. Sokrates'e hoş geldiniz. UEFA Euro 2024 ve Türkiye Futbol Milli Takımları resmi sponsoru Trendyol'un katkılarıyla hazırladığımız Kupa Ası programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz ki ulaşmak istediğimiz program ve bölüm buydu. Özellikle de 5. gün sonunda F grubuna gelebildik. Tabi turnuva ilk gruplarında olmayınca Türkiye milli takımının, milli takımımızın e, maçlarını ancak, daha doğrusu ilk maçını, açılış maçını ancak gelebildik. E, sanki böyle bir hafta iki hafta geçmiş gibi bir yoğunluk oldu tabii. Günde üç maç izliyiz, özellikle son üç gün. E, ama sonunda Türkiye Gürcistan maçında olduğu F grubu mücadelelerine gelmiş durumdayız. Tabii günün bir programına bakalım Trendyol ile e, işte F grubundaki iki maç. E, üç maç değil de iki maç oynayacak. Son grubun e, iki maçı oynayacak açılış maçları. Türkiye Gürcistan günü açacak 19'da <laughs> ve Portekiz Çekya saat 22'de hemen takip edecek. Dortmund'da oynuyoruz. Facundo teyo e, Arjantinli maçı yönetecek. Tabi e, tabii Normalde bu programda açarken bu üç maçtan hangisi size en çok heyecanlandırıyor diye sorarız. Doruk Keskin ve Orkun Çolakoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani hangisi evet. heyecanlandırıyordan çok bu program tabii hakkında kısa bir görüş alayım sizden. Bir kere üç değil iki maç var. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir gerçek. <laughs> var. yani bu gözlemi bir ortaya koymak isterim. <laughs> Doruk sen? Yani tek maç var odaklanacağımız. Tabii ki evet. diğeri de e, bizi ilgilendiriyor ama e, ilk maç bizim için en önemli olan maç. Uzun süredir beklediğimiz maç. Ama tabii Gürcistan'ın daha da uzun süredir beklediği evet. bir maç. O maçlar önemli. Peki günün programına da baktık. Aslında herkesin beklediği gibi bugün Türkiye-Gürcistan maçını şöyle bir değerlendirmeye başlayabiliriz. E, öncelikle herhalde milli takımın nasıl bir 11'le çıkacağı, nasıl bir oyun şablonuyla çıkacağı herhalde merak ettiğimiz konuların başına geliyor. Bununla ilgili öngörüleriniz neler diye başlayalım isterseniz. Doruk senle başlayalım istersen. Şöyle bir durum var. Bazen bazı milli takımların düzenli 11'lerle çıkmasını bekleyebilirsiniz ya da milli takım daha düzenli olmalı diyebilirsiniz. Fransa böyle, işte Almanya böyle, İngiltere aşağı yukarı böyle. Ama sanki bizim milli takımımız biraz rakibe göre de şekil alabilecek bir takım gibi gözüküyor. Hem ön üçlü hem merkez üçlü bu rakibe göre farklı farklı varyasyonlara girebilir. Bence kilit nokta sakin olmak. Evet. Tabii ki daha kaliteliyiz. Çok ciddi bir seyirci avantajı olmasını bekliyorum. Bu da bizim için önemli. Ama e, denge oyunu olabilir. İşte bugün Arnavutluk'ta gördük, Slovakya'da gördük bu turnuvada. Erken goller e, gelebiliyor sürpriz takımlardan. E, sakin olmak lazım. Gürcistan takımı şöyle bir takım. 3 tane çok sert stoper, yüksek stoper, hücumcu kanat bekleri, e, merkezde bir tane yaratıcı, 10 numaralı oyuncuları ve tabii ki Kıvara e, ile devam eden bir takım. Şunu unutmamak lazım. Hakan Çağlan en çok geliştirdiği nokta savunma yönü. Kalid'in uzaklaşması belki onun zararına ama savunma yönünü çok geliştirdi. E, solda Barış Alper'in olacağı söyleniyor. E, ve en önemli de, en önemlisi de Ferdi'nin oynaması. Ferdi'nin olduğu senaryoda kafamda şöyle bir şey canlanıyor. Barış'ın 3 tane o e, fizikli stoperle beraber mücadele etmesi. Orkun'un da Arda'ya e, ya da Hakan'ın orada bir e, muhtemelen dönüşüm olacak. E, yaratıcı konusundaki artıları. <laughs> Tabii ki kadromuzun artıları ve eksileri var. Yani Orkun... Turnuvaları genelde iyi başlayamıyoruz. Yani sen sakin olmak lazım dedin Doruk. Hı hı. Genelde turnuva tarihinde maçı kazanmışlığımız yok. Genelde de hep şey dedin. Dün David Moyes de güzel bir Times'a yazı yazmış. Böyle bir analiz yapmış genel. Ya, turnuvaya kötü başlamak, kötü bitirmek anlamına gelmiyor diye. O yüzden hı hı. Aslında başlamak için nasıl bir maç sence Gürcistan bu grubun genel üçlüsüne baktığında ve kazandığında daha bir moralle başlamak için de uygun bir maç mı ne dersin? Tabii ki ee, yani turnuvalara evet kötü genelde iyi başlayamıyor olabiliriz ama şimdi bugüne kadarki turnuvalarda karşılaştığımız takım profilleriyle onların o takımları düşündüğümüzde onların seviyelerini düşündüğümüzde Gürcistan farklı bir yerde duruyor. Ee, şu da olabilir geçtiğimiz günlerde yine bir programda konuşuyorduk yani hani... Ee, bir hayal kırıklığı yaşarız. Allah göstermesin şey olur e, puan kaybıyla başlarız. Bir anda bugün avantaj gibi gözüken şey hı hı. çok e, kötü bir fiksüre de dönüşebilir. <laughs> Ama bence bugünden bakıldığında yani biz beklediğimiz galibiyeti eğer alırsak e, Gürcistan'a karşı kağıt üzerinde favori olduğumuz bir maçta e, galibiyetle başlarsak bu ciddi anlamda moralimizi çok yukarı çıkarabilir. Çünkü o iniş çıkışları biraz daha keskin yaşayabilen bir ülke ee, ve aynı zamanda bunun milli takıma sirayet ediş şeklinde de olduğumuzu biliyoruz. Bu anlamda bence önemli. Ee, ve bugün baktığımda dediğim gibi maç öncesinde baktığımda ben fixtür açısından avantaj olarak görüyorum. Her ne kadar bu tip takımlarla karşılaşmanın bizim için farklı zorlukları olsa da evet. yani bu şey demek değil demin de dediğim gibi Gürcistan Kağıt üzerinde favori olduğumuz bir rakip bence karşılaşırken ama e, Gürcistan'ın son maçlarına baktığımızda hep yani kaybederken de kazanırken de hatta farklı kendilerine göre farklı e, galibiyetler alırken de çoğunlukla topla az oynayan. E, Topla daha fazla oynadığı maçlarda bile böyle topla 53 seviyesinde rakibe göre daha fazla şey yüzde 53 ile oynayan rakibe göre ancak o kadar ufak bir fark yakalayan bir takım. Bu tip takımlar Doruk'un belirttiği gibi beşli savunma yapıyor. Çok katı olabilir. <laughs> çok formda bir kalecileri var. Çok iyi sezon geçiren evet. çok, çok formda bir kalecileri var. Bir kalecileri Açması zor olabiliyor. Bizim için de ayrı sıkıntı <laughs> haline gelebiliyor. Bence e, kritik noktalardan biri Barış Alper'in nerede kullanılacağı <laughs> daha doğrusu ön tarafta e, Santrafor mevkiinde kimin kullanılacağıydı. Evet. Çünkü Barış Alper Polonya maçında girdikten sonra orada oynadı ve e, yani ikinci yarıda takım olarak biraz daha önde oynadık, biraz daha etkiliydik. Arda'nın oyuna girmesi de bunda çok önemliydi. Ama e, hani Barış Alper'i orada devam ettirmek de isteyebilirdi Montella. ama daha farklı oynaması beklenecek bir Gürcistan'a karşı da Sezon performansı ciddi anlamda soru işareti olabilir ve e, kadroda bulunmasının çok insanı o kadar tatmin etmediğinde farkındayım ama bu tip bir rakibe karşı ben Cenk Tosun'un kullanılmak istenmesini de anlayabiliyorum. Bazen ee, rakibe göre de kadro oyuncu alabiliyorsunuz sonuçta mesela. Tabi. Yani, yani basketbolda da. Dediğim gibi ideal bir seçim, <laughs> ideal bir e, şu anda çözüm opsiyon olmadığını, <laughs> hatta bundan uzak olduğunu farkındayım ama biraz elimizdeki oyuncularla, elimizdeki sağlıklı oyuncularla değerlendirdiğimizde e, Gürcistan maçının özelinde ben Cenk Tosun'un kullanılmasını anlayabiliyorum. Ferdi'nin 11'e e, 11'de olması, Arda'nın 11'de olmasıyla bir takım taşlarda yerine oturacaktır. Tabii evet. soru işareti bölgelerimiz var. Yani stoperde işte Abdülkerim'in şeyi partneri kim olacaktı? Bence yine bugünkü şartlarda Kaan Ayhan'ın olması mantıklı. De Galatasaray'da Abdül... Abdülkerim'le oynamaya alışkınlar nispeten. İki stoperin iletişiminin Öyle ve ben de aslında birbirlerini bilen oyuncu olması. Genel stoper avantajında da mi? şu anki sağlıklı stoperlerimiz arasında da form durumuna <laughs> göre de eee kıyasladığım şey yaptığımda, değerlendirdiğimde sanırım bugün için en mantıklı çözüm bu olabilir. Ee, ve iki ayağı iyi stoperle oynuyorsun aslında. Bir yandan öyle bir avantaj da var. Ne olursa olsun. Hani. Tabii. Bir Katenaço programında Emre ile Tardik bir program çektiğimizde Ferdin'in Fenerbahçe'de sağda, önünde İrfan oynadığı için oynayıp oyunu oradan genişletebilip genişletebilir mi diye bir e, konuşmuştuk. Aynı şey aslında burası için de konuşabiliriz. Oyuncunun performansını alabiliriz. Ama orada da işte sol beki e, Mert Müldür yapmaktansa hoca herkesi yerli yerinde kullanmak istiyor çok haklı olarak. Bana da mantıklı geliyor bu olmuş. Ki ya sonuçta yani o tarafta var bir yandan da. Kesinlikle. Yani asıl işin savunma kısmında da emek vermesi gerekecek. Yani e, Gürcistan'ın en önemli sonuçta hücum oyuncusu desek herhalde yanlış olmaz. Öyle ama mesela o e, Napoli'de de bunu sezonun özellikle ikinci <laughs> bölümünde biraz e, görmüştük. Matsari ile yaptılar. Evet. E, Gürcistan milli takımında da yani e, çok böyle geçen seneki Napoli e, kıvarası gibi düşünmeyelim. Soldan çok daha fazla merkeze giden ve biraz böyle serbest konumda oynayan bir Kvara var. Ee, sonuçta buradaki opsiyonlar daha da... o kadar daha yakın sınırda. oynamayan değil mi? Evet biraz daha on numara <laughs> rolünde bir e, ve serbestisinde bir Kvara Skeli'ye var. Şimdi e, tabii ki solda da yer alacaktır ama daha çok hani e, onu böyle forveti işte Santrifor Mikautadze'yi muhtemel Santrifor'u e, destekleyen bir oyuncu olarak düşünebiliriz Gürcistan milli takımında ama Kvara konusunda da Walter Matsari geldikten sonra böyle herhalde birkaç ay sonra geldi zaten. Bir yere bir 3-5-2 ye yaptı ve Kıvara'yı aynı Gürcistan bir Takımındaki gibi oynattı. Bence çizgi performansından kötüydü. Yani çizgide kendisini daha iyi hissettiğini düşünüyorum. Benim Kıvara'daki tek çekincem şu. Hem menajeri birkaç aydır ayrılmak <laughs> istiyoruz diye diretiyor. Evet. En son babası çıktı bir açıklama yaptı. Oyuncuyu ekstra motive e, edebilir bu durum. E, bu beni biraz tedirgin ediyor Kıvara Özel'in. 3 i̇şte, yıl kontrat olduğunu hatırlatan bir Napoli var. Evet. Ama babası da başka türlü açıklamalar yapıyor ve bununla ilgili bir turnuva motivasyonu devşirebilir diyorsun ki çok da mantıklı hakikaten. Yani. Ya Olabilir. Bize denk gelmesin de e, o evet. motivasyonun yani üretkenliği. Üret e, yani. Çok karıştırıyor da olabilir bilmiyorum. yani. O da olabilir. Huzursuz da olabilir. Doğru. Çünkü da olabilir. Söylediği Belki gibi, ters etki de edebilir. E, Baya gerilimli hale geldi son birkaç günde açıklamalar. Çünkü Napoli de tersi tersi yönde e, duruş gösterdiği ve biraz böyle sert çıktığı için oyuncuyu olumsuz da etkileme ihtimali yok değil. Evet yani son cümle Napoli ile sözleşmiş olan oyuncuların geleceğine menajerleri ve babaları karar veremez cümlesi geliyor. Bir de deli bir başkan var orada yani. Yani evet. O iş iyice çığırından çıkabilir. Gerçekten öyle. Peki, e, Gürcistan'da başka dikkat çekmek istediğiniz oyuncu olabilir mi? Ya da e, belli şunlara dikkat etmemiz gerekebilir, e, Türkiye'nin dikkat etmesi gereken, milli takımımızın dikkat etmesi gereken şeyler var diyebilir misiniz? Var ama isimler biraz zor. <gülüyor> bugün... <gülüyor> Risk bu, alacağız. Bugün e, şeyde güzel bir video vardı TRT'de. Şota'ya şota sormuşlar okunuşlar nasıl diye. Bayağı tatlı bir... Bir de kızıyor. Öyle niye durarak okuyorsun diyor şeye. Sonra... <laughs> Sonra son arkadaşlara özür dilerim. Sesini duyamadım o yüzden. Ama şey çok iyiydi yani. Hani o bütün isimleri... Cidden bazıları çok zor. E, zor. Evet. <laughs> e, pardon, pardon. Mikaut Hadze iyi bir sezon geçirdi Hı -hı. E, ve sonuçta yani Kvara ne kadar takımın en önemli hücum kozu olsa da Mikaut de aslında bitirme anlamında skorerlik olarak en önemli e, kozları olabilir belki. E, onu söylemek lazım. Bir de e, şimdi sürpriz bir şey söylemiyorum da demin de adını aldık. Mamardashvili hakikaten ee, çok iyi kaleci ve şey kalecilerden yani kurtardıkça böyle büyüyen o ritimle iyice kalede alev alan tipte kalecilerden biri. Ee, Valencia'dan da biraz bu tip fazla kalesine e, şut gelmesine falan alışıktı. O yüzden de Mamardashvili'yi geçmek de o kadar kolay değil. Yani bitirici noktada da hakikaten usta e, olmak, verimli olmak gerekiyor. Ya mesela Belçika maçı izlerken resmen şut açısı vermedi sulavak yani biz de bunu yaşama durumunda kalabiliriz. Ve şu taçısı bulduğunda da çok da iyi bir kaleci var. O yüzden herhalde en önemli konulardan bir tanesi... E, hucumda hücumda o kale önüne daha rahat, rahat gelebilmek olacak muhtemelen ama o konuda da sert bir takım oynayacağız. Ya haklısın çünkü e, ya mesela bu sezon kalesine gelen gol beklentisine karşı gol farkı en yüksek kaleci mi vardı çok ciddi bir kaleci performansı gösterdiğini <laughs> ortaya koyuyor ki işte Atletico'lar, Chelsea'ler, baştan imkasınlar. E, kaleci istiyor. tam Valencia'da bir kaleci aldı. Dimitrievski'yi aldı muhtemelen turnuva sonrası iyi bir paraya satmanın planlarını yapıyor benim en çok e, güvendiğim şey aslında Gürcistan'a karşı hücum presimiz. Çünkü stoperler, evet sert stoperler, tecrübeli stoperler var e, Kaşıy'a özellikle. E, ama baskı altında sanki problem yaşayabilirler. Çünkü ayağa çıkmak ister bir halleri de var. E hücumcu iki tane bek var. Sağ bek çok hücumcu, solda iki tane tercihi var. Şengelya e, ya da e, Tishashvili, Tishashvili ilginç bir oyuncu. E U20 Dünya Kupası'nı kazanmış Ukrayna 2019'da. İşte bugün Lunin'ler, Konoplia'lar oynayan turnuvada o takımın kanat oyuncusuydu. Bayağı iyi turnuva geçirmişler. Yani Turnuvaya öne çıkan oyuncularından biriydi. Burada kanat bek oldu. Şengelya ile dönüyor. Eğer kendisi oynarsa çok hücumcu bir performans görebiliriz. Ve tabii ki Çakvet e, Atise. Çakvet En tanıdığımız oyunculardan biri bu takım. Evet ve iyi sezon geçen. Championship'de ikinci yeri iyi geçirmiş oyuncu. Ee, özellikle yani şut bası istatistiklerine baktım. 90 dakika başına en fazla şut bası veren ikinci oyuncu. Bu demektir ki bütün orkestra ondan e, dönecek Morata'nın golü vardı ya İspanya'nın açılış golü. Evet. İki stoper açıldı. Hı -hı. Araya bıraktılar. Bence birinci plan bu olacak. ya. Yani Çakbatatse ya da Kıvara ile Mikaut Mikautatse'nin koşullarını ya da Kıvara'nın koşullarını bulmaya çalışacaklar. Burada da tabii e, hem o koşullara izin vermemek hem de biraz daha kompakt kalmak önemli diye düşünüyorum. Kanat beklerine de biraz dikkat etmeliyiz. İki tarafta hücumcular var. Bu Euro 96'ya gittiğimizde Bizim bir turnuva deneyimimiz pek yoktu açıkçası. Ve bayağıdır gitmeye uğraşıyorduk. 80'ler çok karanlık geçmişti. Hı. Gürcistan'da tarihinde ilk defa sonuçta Sovyetler Birliği'nden e, bağımsız inan ettikten sonra ilk defa bir e, büyük turnuva da olacak. Bu deneyimsizlik işimize yarayabilir herhalde. En önemli avantajlarımızdan biri olacak. Yani tersi tarafta olacağız. Her ne kadar bizde de genç oyuncular var ama turnuva deneyimi bazen DNA'ya işleyebiliyor. Ne olsun? İştah üstü da üstü olacak olacağım. ama bence. İlk maçın iştahı da olabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Yani. Tabii. Heyecan olacak diyorsun. Yani. Tabii. Ee, bence yani Polonya maçında önemli işaretler vardı. Polonya maçının ilk yarısı çok kötüydü bizim adımıza hakikaten. Yani e, ümit kıran cinstendi. İkinci e, yarıda ama bir şeyler gösterdik. İşte daha oy, önde oynama gayreti, pres. Ee, şimdi da söylediği gibi bu Gürcistan takımına karşı da hani <laughs> belli ölçüde kontrollü olmayı anlayabilirim ama bu kontrolsüzlük çok e, uzun sürelerde temposuzluğa, Polonya maçın ilk yarısındaki tip bir e, temposuzluğa, yavaşlığa dönmemeli. Bence ikinci yarıdaki o maçın ikinci yarısındaki tipte biraz daha coşkuya ihtiyacımız var. Yani e, önde oynamaksa pres yapmaksa pres yapmak çünkü sonuçta biz yani topu alıp böyle tık 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 dolaştırıp bir noktada açmaktan ziyade e, rakibi ani yakalayıp atma ihtimali bence biraz daha şey muhtemelen bir takımız, değil mi? yüksek bir takım. Ki hamle oyuncumuz kadrolar Hamle oyuncumuz da biraz daha hani Kenan Yıldız geldiğinde tabii. benzer bir durum söz konusu olacak eğer girmesi gerekirse. Ki şeyi de hatırlatalım bu arada tabii bu 11'in muhtemelen Yaş ortalaması daha yüksek olacak. Elemelerde 11'lerin yaş ortalaması Ukrayna 25 yaş 273 gün, 26 yaş 83 gün. Türkiye en düşük ikinci takımdı elemelerdeki e zaten. On, yaş ortalamasıyla ile 11'lerin. E, burada da tabii en... Arda gene düşürüyor, Ferdi gene düşürüyor ama. Semih, Arda, Kenan turnuvanın en genç 8 oyuncusundan 3'ü bizde. Evet. Ki Can da olsa, Can Uzun da olsa evet. iyice şey olacaktı. Evet. Kenan da tabii çok ciddi bir, ya hatta 11'e yazabileceğimiz bir oyuncu ama burada... Ya senin dediğin mesela Polonya maçı Arda'lı ve Arda'sız yaratıcılık farkını çok net gördük iki devrede. <laughs> e, tabii bunu gürcüler de biliyor. Yani en değerli oyuncularımızdan biri olduğunu ve en kaliteli oyuncularımızdan biri olduğunu o da biliyor. Merkezdeki bir oyuncumuz yani Hakan Sınaş, Orkun ve Arda da daha yaratıcı gibi... Ki Orkun da biliyorsunuz bu sene Benfica'da işte Roger Schmidt'te problem yaşadı. Kaleye çok yakın oynadığı için. Ki gerçekten hoca da onu bir yere sağ kanat falan oynattı Dimari'nin yerine. Garip tercihler yaptı. Ama e, hem sezon sonunu çok iyi bitirdi on numarada. Hem de Feyenoord dönemi Şimanski'li takımda 2-8 gibi oynuyorlardı. E, sanki kaleye yaklaştırırsak ben Arda ile beraber o yükü biraz daha paylaşıp işte Barış'a ya, servisler yapabileceğini düşünüyorum. Ya da geçişlerde onları Yarat, Yaratıcı bir oyuncunun daha olması önemli orada. Özellikle geçiş ucumu gibi. Evet. Bir tabii ki Hakan Çağlanoğlu da var ama Hakan sonuçta o daha derinde olacak. Herhalde turnuva öncesi en çok konuşulan konuya çok değinmedik. Çünkü <laughs> genel olarak çok konuşulan bir şey. Odanın ortasında e, duran bir fil gibi. Hani Hakan Çağlanoğlu meselesi. Hani onu verimli kılabilme konusu. Geçen e, Orkun'la denk geldiğimiz programda biraz işte konuşmuştuk. Yani Inter'deki oyun yapısıyla Türkiye Milli Takım'ın oyun yapısını bir aynı şekilde yapman kolay değil şablon olarak. Ama fikren ve e, ruhen veya mental olarak daha rahat hissettiği bir Türkiye Milli Takım var. Montella'yla en azından diyelim Hakan'ın. Ondan nasıl bir hani e, Türkiye'nin oynaması gereken oyunla Hakan'ın verimli olduğu oyun arasında sizce bir makas var mı? Yoksa zaten artık oturmuş durumda mı o konu? <laughs> yani şöyle e, şimdi Hakan'ın verim şöyle gidelim. E, Inter gerçekten şu anda Avrupa'nın en kendine has futbol oynayan takımlarından biri. E, Hakan da bunun temelinde yer alan oyunculardan biri. Önemli oradaki e, önemli oyunculardan, pas trafiğindeki önemli oyunculardan biri. E, Türkiye'nin oynaması gereken oyunu ona çok yaklaştıramayabiliriz. Ya da oynayabileceği mevcut personeliyle, elindeki oyuncularla, e, oyuncu havuzuyla oynaması gereken oyunu ona benzeştiremeyebiliriz. Benzeştirmeye çalışılması da yanlış bir çaba olabilir. Ama ne olursa olsun yani Hakan'la ilgili düşünürken de şunu bence e, göz önünde tutmak gerekiyor. Yani Türkiye milli takımında da. Mümkün olduğunca o baskıyı onun üzerinden alacak. Tamam Inter'deki kadar pas trafiği olmayabilir Türkiye'de tabii ki. O da derece e, şey paternler, kompleks paternler olmayabilir topla çıkışta vesaire. Ama ee, mümkün olduğunca o baskıyı biraz Hakan'dan alabilecek, Hakana bu konuda destek verebilecek oyuncu sayısını fazlalaştırmak gerekiyor. İşte mesela Ferdi oynadığında bunlardan biridir. Ee, Orkun oynadığında önden geldiğinde bunlardan biridir. İsmail bunlardan biri o, e, bu oyunculardan biri olabilir. Arda bu oyunculardan biri olabilir. Yani mümkün olduğunca o Hakana o desteği vermek ve Hakan'ın rakip takımın pres yapacağı bariz ve e, tek oyuncu olmamasını ya da e işte iki oyuncudan falan biri olmamasını <laughs> sağlamak gerekiyor. Geriden çıkışta, Abdülkerim falan da saymak lazım yani. Geriden çıkışlarda opsiyonları ne kadar arttırırsak biz... ...Hakan da biraz daha kendini iyi ifade edebilme... ...biraz daha rahat kendi oyununu oynayabilme imkanı bulur. Çünkü Inter de buna sahip. Yani Doruk çok daha net anlatır. Inter'de bütün o seçenek fazlalığı... ...herhangi bir oyuncuya rakibin fazlaca kanalize olmasını... Engelliyor ya da bunu yaptığınızda başka yerden delinebiliyorsunuz. Lotaro'nun verimli olması gibi mesela. Daha verimli olması bu gibi. Bu sadece mesela. Hakan konusu da değil yani. Benzer tipte bütün oyun kurucular için bu geçerli sonuçta. Çok basit bir mantık belki ama... ...mümkün olduğunca işte o yükü paylaştırabilmemiz gerekiyor. Hakan yine odak noktası olur ama... E, Hakan'a destek olacak çok fazla e, çıkış noktasında, bizim topu çıkarma noktasında oyuncuya ihtiyacımız var. Türkiye çok bölümünü doğru. kapatmadan Doruk, buna ekleyeceğin şeyler var mı? E, çok haklı. Hakan bizim e, en tecrübeli, en soğukkanlı oyuncularımızdan biri ve evet oyun kurulumunda onun ayağına bakıyoruz. Yani bu sezonki pas isabet yüzdesi gerçekten uçuk. Yani sadece Bologna stoperi Rusumi'den daha kötü ve zaten o da Motta'nın stoperi. Yani çok normal e, bu beklenti. E, onun lider olması. E, Hakan tabii özellikle ülkemizde e, çok uzun süre on numara olduğu için oyuncu karakteri olarak e, biraz kaleden uzaklaşması ve mil takımdaki skor katkısı olarak eleştiriliyor. Orkunlu çıkan üçlüde ben Hakan Çağlanoğlu'nun savunma performansının da işte ribantları almak, kesicilik yapmak e, ya da pas girmek son iki senede gerçek anlamda yükseldiğini düşünüyorum. Yani biraz Hakan performansını, evet oyun kurulumu ya da gittiğimizde bir şut tehdidi ki bu maçta bence bu da önemli. Arda, Orkun, Hakan bu oyuncular varken çok ciddi bir şut tehdidimiz olacak. Ama bir yandan da Hakan'ın e, yükselen savunma performansıyla eşitleyip oyunun iki tarafına da katkı vermesini bekliyorum. Yani bu turnuvada kariyer açısından ve aldığı sorumluluk açısından e, bence şu an en önemli oyuncumuz Hakan Çağlaroğlu. Peki ağzınıza sağlık. Yani bir takımı bayağı güzel detayını detaylı inceledik. Ya, sonuçta iyi biten bir eleme grubu ama hafif sallantıda geçen bir hazırlık maçları dönem özellikle son dönem. Hatta Montella'ya basın toplantısında istifa edecek misin diye sorulmaya kadar giden bir Avusturya mağlubiyeti derken Şamp turnuvaya geldik ve Dark Horse etiketi yok. Yani işte siyah mı desek, kara mı desek ve etiket yok. Aslında belki ona bile yaraması iyi bir şey olabilir. Ee, bu hazırlık maçlarının böyle geçmesinin. O anlamda iyi bir mental başlangıç dileyelim. Özellikle zihinsel başlangıç çok önemli olacak. Bol şans diliyoruz e, milli takıma e, bugünkü açılış maçıyla alakalı olarak. Peki Leipzig'e uzanalım. Biraz Dortmund'dan eski Doğu Almanya topraklarına <laughs> geçelim. E, sonuçta gruptaki diğer iki rakibimiz karşılaşacak. Portekiz, Çekya. Ee, ve e, bu burada tabii ki e, nasıl bir maç bekliyorsunuz? Orkun bu sefer seninle başlayalım. Portekiz-Çekya ile ilgili neler düşünüyorsun? Ee, Valla çok temel bakışta herhalde yani herkesin de beklentisi budur. Çok Portekiz'in domine edeceği, e, Çekya'nın de bundan rahatsız olmayacağı, Çekya'nın de zaten buna karşılık e, <laughs> baskıyı göğüsle, göğüsle, göğüsle bir noktada vur. Korner yani kazan. Ya da mümkünse duran top da. <laughs> yani kontrayla duran top kazan o da olabilir. <laughs> o çekler için en geçerli yol olabilir. Ama çok Portekiz kontrolünde bir maç olacaktır. Ee, tabii ki en iyi kadrolardan biri Portekiz. Belli noktalarda bence soru işaretleri var. Turnuva öncesi bazı programlarda bunu ifade etmeye çalıştık. Yani nedir o soru işaretleri? Hücum hatları çok aslında zengin isim olarak ...göz alıcı bir hücum hattı olsa da... ...bütün oyuncu havuzundan bahsediyorum. Ee, aslında bence... ...Roberto Martinez'in... ...hangi oyuncuları... ...seçeceği konusunda... ...seçebileceği konusunda... ...bir böyle e, belirsizlik de... ...olduğunu söyleyebiliriz. Form düşüklükleri, belli oyuncuların... ...inişli çıkışlı grafikleri. Mesela e, Rafael Leao ki... ...hani muhtemel 11'de de gözüküyor. Çok da şeydir, anlaşılabilir şekilde ama... ...Leao yani bırak maçtan maça maç içerisinde dakikadan dakikaya 10 dakikalık periyotlarda senin şeyine manidar bir kare geldi yani bakış olarak böyle o çelişkiyi veren bir kare bana, çekelim, mı? <laughs> bana, bana, mı? dedin diyor sonra 10 <laughs> ee, dakikalık periyotlarda bile çok iniş çıkış gösterebilen maç içi istikrarı bile çok e, sorgulanabilecek bir oyuncu Felix söyle mesela onu değil Felix oynatsa aynı şeyleri onu söyleyebiliriz Felix için aynı şeyi söyleyebiliriz yani Mesela e, Doruk'la geçtiğimiz günlerde Portekiz'in Finlandiya maçı olması lazım. Hazırlık maçlarından birinde yayındaydık. Tabii Finlandiya'nın karakterinden ötürü de çok Portekiz baskısında geçen bir maç oldu. Orada eee oynadı. Gayet de verimli oynadı ama mesela yani iyiydi. Hatta maçın yıldızıydı diye evet. konuştuk. Ama maçın yıldızıyken bile çok fazla da e, karar hatası, tercih hatası yapıyor. Genç olma, oyuncu olması itibariyle belki anlaşılabilir ama %100 güvenebileceğim bir oyuncu değil. Orada Bernardo'yu kullanılmasını zaten bekleyebiliriz. İşte Ronaldo tabii ki bu takımda oynayacak ama Ronaldo da sonuçta bir yaşı iki Suudi Arabistan'dan e, Suudi Arabistan sezonundan geliyor olması itibariyle hani e, oradan gelen diğer oyuncuların da durumunu gördük fiziksel olarak. E, acaba yani bizim aklımızdaki Ronaldo olacak mı şüphelerini beraberinde getiriyor olabilir. Ha Ronaldo'nun şöyle bir avantajı var. Ronaldo'dan zaten öyle e, deli gibi çalışmasını beklemiyor Portekiz milli takımı. Yani biz seni tolere ederiz. Biz seni e, arkanı toplarız. Sana topu getirdiğimizde atmanı bekliyoruz. Martinez Ronaldo zaten, da zaten yıllardır bunu yapıyor. Bu Martinez anlamda, de yapıyor, ona göre kurmuş durumda zaten. Evet. Görelim bu anlamda. anlamda özellikle bu tip maçlarda Ronaldo onlar için bir sıkıntı olmayabilir ama bazı pozisyonlarda işte özellikle kanatlarda bence e, tam anlamıyla çözdüğünü söyleyemeyeceğimiz şeyler var Portekiz'in. Ya karar ama, mekanizması demişken o da mesela o karar mekanizması. ...şeyine giriyor. Ya kanatlar deyince çizgi oyuncusu... Tabii. Rafa Leao gibi. Yani. oydu Nuno Mendes işte Dalo... ...yani bunlar da aslında hani... ...belli özellikleri tabii ki olan bekler. Bazen çok... ...sivrilebilen, belli maçlarda... ...çok sivrilebilen bekler ama... ...hepsiyle ilgili de... ...başka hani artı ve eksili... ...artıların yanına eksiler de yazabilirsin. Ya soru işaretleri de yazabilirsin. Tabii ki bu takımın en önemli... ...kuvveti orta sahasından geliyor... En kuvvetli olduğu, en e, rakiplere avantaj sağladığı yer orta sahası, merkezi. İyi e, e stoper havuzu var hala yani Pepe belki orada yer bulabilir ama gerçekten e, çok üst düzey stoperlere sahipler e, ve yani burada favori oldukları ya da oyunun da çok onların ağırlığında geçeceği zaten beklenen bir durum. Doruk sen neler söylersin? Ya galiba doğru karışım en önemli Sportacus için. Çünkü e, her pozisyonda minimum iki tane oyuncu var. E, ve doğru bir karışım yapmazlarsa bu biraz başlarına çorap örebilir. E, Ronaldo konusunda şöyle katılıyorum. Ronaldo'yu taşımak için bile ben Bernardo Silva'nın sağ başlamasını bekliyorum ki... <laughs> ...hücuma da ekstra bir efor, ekstra bir e, çalışkan oyuncuya ihtiyaçları var. E, ya bu doğru karışım dışında galiba eleştiriye açık tek yer iki bekin arkası. Çok farklı şeyler denedir Roberto Martinez. E, i̇şte... Cancelo sol, Dalos sağ başladı ki en mantıklısı bu. Cancelo'yu içeri atıyor, Leao'ya o kanadı bırakıyor, Dalo'yu da sağ çizgiden genişletiyor. Bu bir ihtimaldir. Mendez oynattığında solda atletik, e, hatta seninle oynat, anlattığımız hazırlık maçında Mendez'i 9 numaranın yanına koydu. Yani Gonçalo Ramos'un yanına Hı. gönderdi sol bekini. E, biraz uç şeylerdi ama tabii ne olursa olsun bu kadar kaliteli işte Bruno Fernandes'ler, Leao'lar, Ronaldo'lar falanlar filanları e, bu kadar rahat toplayabilmelerinin temel sebebi Palinja. Müthiş yani. bir kesici gerçekten. Hala, ya. Yani turnuvanın en iyi kesicilerinden biri. İster Palinje, Joao, Neves oynayıp bu kesiciliği yükseltebilir. İster Rui Zenrique ile biraz daha derinleşen Vitinha'yı oynatıp o iki kutunun arasını kullanabilir. Önlerinde Bruno Fernandes var. ya ben, Portekiz takımı gerçekten üst seviye bir takım. E, ama ne olursa olsun bütün geçişlerde Cancelo'nun ve Dalon'un arkası rakipler için e, bir avantajdır. Ronaldolu ve Ronaldosuz çok değiştiler e, hazırlık maçlarında. Ki işte Brozovic'leri, Milinkovic Savic'leri izledikten sonra ben Ronaldo'nun Arabistan ikliminden o kadar etkilenerek dönmeyeceğini düşünüyorum. Daha formda kaldığını ben en azından kendisi için düşünüyorum. çeklerin işi çok kolay olmayacak. Çekler yine bence geçen Euro'da mıydı yani İskoçya ile eşleşmişlerdi. Bu maçın 90 dakikanın 70 dakika stop Evet. Ya uçak modunda havada Aynen. gezmişti yani. <laughs> e, o tarz bir oyunu yine bekliyorum onlardan. Duran top onlar için çok önemli. Suçey'in değişen West Ham merkeziyle beraber daha ofansif olması. işte Alvarez ve Ward Pro'sa beraber daha kaleye yakın oynaması belki mil takıma bir artı sağlayabilir. Ve her ne olursa olsun Patrick Schick gibi bir gerçek var. Yani aşamayı milli takımlar dışında genel olarak kaydedemeyen <laughs> milli takımlarla transfer yapan. Milli <laughs> takım ya, golcüsü. i̇lginç bir oyuncu gerçekten. Bir kere yaptı, hakkını sağladı mı bilmiyorum ama illa cebinde bir şeyler kalmıştır. Yıllarca Portekiz'in tam tersi golcüleri oldu ya. Kulüplerde çok iyi oynayan, evet. E, bir türlü milli takımda gol evet. bitiriciliği bulamayan golcüleri çok oldu. Bu sene yok ama biliyor musun? Bu sene yok tam tersi enteresan. O yüzden Ronaldo'ya biraz daha muhtaçlar. Bruno Fernandes'in skor katkısına biraz daha muhtaçlar. Leao'ya öyle. Ya Felix'i hoca da söyledi. Muhtemelen kenardan yitirecek. Ee, diğer oyunculara işte Konse Sao ekstra bir e, gelişim kaydetti. Konse Sao olabilir. Genç ee, Bitinye olabilir. Ee, biraz ekstra oyunculara ihtiyaçları var e, gibi gözüküyor çünkü e, yani direkt 9 numaradan ki şeyi de almadı mesela. Pedro Gonçalves <laughs> 35 gol katkısı yaptı Sporting'de. Kadroya Hı -hı. giremiyor. O kadar e, skorar mi? ve alternatifli bir kadro ki herkes yanarak geliyor hemen hemen. E, bu sanırım kontrol edilmesi Roberto Martinez tarafından yönetilmesi en önemli şey olacak. Ya tabii Cristiano Ronaldo'nun son dansı, son turnuvası olması muhtemel. Yani Hiç bilemeyiz ya. Yani işte muhtemel diyorum <laughs> Kesin demiyorum fark Hani muhtemel diyorum. 14 golle şampiyona tarihinin en golcü oyuncusu. 207 maçta 130 golü var. Rakamlarla istatistiklere sığmayan bir figür. Doyumsuz yani. Doyumsuz. Doyumsuz yani. <laughs> Roberto Martinez'in de görev aldıktan sonra ilk böyle hemen Suudi Arabistan'a seyahate gidiyor ve ziyaret e, ediyor hoca. <laughs> 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 İcazet alıyor. Her yolunda mı? <gülüyor> <gülüyor> Memnun musun? Ben Var, <laughs> çok akıllı çevir şey hamle. Yani Ronaldo'nun kalbini kazanırsa Etap e, ya. burada rahat eder. Kesinlikle. Son. Yani Portekiz bir takımında. Bir de değişti yani şimdi Portekiz. Fernando Santos'a daha savunma odaklı bir takımdı. Tabii. Roberto Martinez daha evet. E, yücum, daha koş koş oynuyor. Bir icraat icra almıştır yani. Portekiz bir da. takımda birçok oyuncu nasıl seveceği tarzda bir oyun bu. Yani Bruno Fernandes'in de, işte Silva'nın da. Evet. Ya hoca için de şey bir, yani bu, bu kadro çok kolay bir kadro değil şu anlamda. Tabii ki kaliteli kadro da işte yani biraz kurcalamak gerekiyor ama Roberto Martinez'de o kurcalamaları Fernando Santos'la hele kıyaslarsan <laughs> çok daha fazla hem yapabilecek hem de sevecek bir teknik adam. <laughs> Yani. O yüzden. E, <laughs> Vallahi hocanın da son seçim. dansı olabilir. Martinez'in de son dansı olabilir. burada batırırsa, değil mi? Yani en azından bu seviye ülkelerde, <laughs> yani bu seviye aynen. takımlarda. Yani yani İlk bana... takım golcüs dedim. bir takım tek direktörü tanımının e, son zamanlarda tek olduğu isim belki de yani. Nadir. Evet, yani, yani. E, bu sefer de Belçika gelseydi gelseydim <gülüyor> muhtemelen <gülüyor> e, döşandan sonra en uzun kalan <laughs> hoca olacaktı ama yeter dedi artık Belçika Çek ya da hakikaten e, yani e, son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı Çek ile ilgili? Ya Brentford'a benzetliyorlar. Öyle bir yazı okudum. Kafama da oturdu. çok odaklandık çünkü ama. Brentford'a oyun Aynen, şey. Hani Aşek bu arada pres çok yapan. deneyimli bir hoca. Ben özellikle 90'larda Sparta Pıran hocasıyken o zaman çok eşleşiyordu Türk takımları. Özellikle bir Galatasaray eşleşmesi falan da vardı. Çok hocalığını yapmıştı İvan Aşek. O da enteresan bir şekilde geldi. Normalde silahı evet. Silavi miydi evet, hocanın silhavi. adı? Silavi problemler yaşayıp Takımı aslında buraya getiren silah Ama ayrıldı ve şimdi Euro'da takım başını Ivan Asek var. Onların da öyle bir değişimi oldu keskin Kötü grup geçirdiler çünkü. Yani. Evet. Son gün Polonya'yı altına aldılar. Evet ya Brentford'a işte mesela Brentford'ın <laughs> bir önceki sezonu gibi böyle iyi Brentford'a benziyorsa o çok geçerli milli olur, takım düzeyinde de, ve olsun. çok can sıkacak bir <laughs> takım olur da Brentford'ın bu sezonda zaman zaman gösterdiği gibi yani çok böyle dalgalı, daha kolay gol yiyen işte ee, a, hücumda zaten zorlanan bir tipte bir Brentford ki Çekler'in de mesela öyle savunma performansı Son dönemde çok da iyi gözükmüyor. Dolayısıyla hem böyle reaktif tipte bir takım gözüküp hem de o kadar kaleyi kapatamamak ciddi bir problem. Şöyle bir şey gördüm ben. Norveç'le oynuyorlardı galiba. Çekler genelde topun arkasında beklemeyi seven ve direkt kaleye gitmeye çalışan bir takım. Çok orta yapıyorlar. Onları en net böyle tanımlayabiliriz. Yani yüksek ortayı çok yapıyorlar. Ve kompakt, sıkı durmaya çalışıyorlar. Genelde rakipler uzun targetman santraforlarla mesela o maçta. işte Sörloth'la Haaland vardı. Ne kadar kompakt olursa ne ol, orada bir karışıklık yarattılar. Çeklere karşı... İşte bizim Cenk gibi ya da belki Portekiz'in Gonçalo Ramos gibi oyuncular kullanması onların o kompaktlığını aşabilir. Evet tabii ki duran toplar yani. Çünkü elemanlara da baktım en fazla orta yapan takımlardı. Ee, yükseklik onlar için çok önemli. Ya yani Barak oynarsa on numara o da yüksek, Suçek yüksek, Şik yüksek tabii. falan filan. Ee, biraz yüksek topları savunmak ve o iki bekin. Özellikle Çufal'ın ortalarını minimize etmek galiba Çekke karşısında en belirgin şeylerden biri olacak. Yuraşek de iyi bir genç yetenek. evet Yuraşek de öyle. Var. bir de Vitik diye bir savunmacıları var ama oynatmıyor. O da enter... A, sen sol beki diyorsun. Çok A, evet, Ya, ben enteresan bir oyuncu o. Şeyde, Hazırlık maçlarında tempolu, ortacı, evet, evet. gitgelli sevdim mi? Ama eski 90'lardan evet. sol bekler. iyi. Evet. E, güzel. O zaman e, Azza sağlık. Bayağı senin, senin. keyifli bir program oldu. Ee, yani Türkiye milli takımına, milli takımımıza gün bol şans diliyoruz. Ee, açılış dediğimiz gibi iyi olursa ne güzel. Ama olmadı mı, moralleri bozmak Kesinlikle. yok diye de önümüzü alalım. Kesinlikle. Sonuçta hatırlatalım, Euro 2008'e grubumuzda da olan Portekiz 2-0 mağlup olarak başlamıştık. Sonra neler olduğunu biliyoruz. O takımlardan biri de Çekya'ydı sonra karşılaştığımız. hatıraların çok yine canlandırdı canlandıran da bir grup. İyi hatıraları tekrar canlandırması dileğiyle diye de bugün başlayalım nefis bir maç diliyoruz e, öğrencilerine. Sizin ağzınıza sağlık doğru korkun. Böylece UEFA Euro 2024 ve Türkiye Futbol Milli Takımları resmi sponsoru Trendyol'un yolun sunduğu kupası programının sonuna geliyoruz. Milli takımımızın ilk maç gününde açılışında F grubunda Bol şans diliyoruz, iyi şanslar diliyoruz. Kalbimiz e, milli takım futbolcularımızla beraber, ile beraber. E, umarım e, akşamında da galibiyeti konuşacak burada Sokrates e, canlı yayınında arkadaşlarımız. Tekrar görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşçakalın. UEFA EURO 2024 resmi partneri ve Türkiye Futbol Milli Takımları resmi sponsoru Trendyol sundu.